Ankara'da düzenlenen Gaziler Günü programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin CHP ve diğer muhalefet partilerine şantaj yaptığını söyledi ve HDP'nin açıklamaları karşısında muhalefeti sessiz kalmakla suçladı. PKK'nın siyasi örgütü HDP, Türk siyasetine şantaj yapmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve diğer bütün siyasi partilere şantaj yapmaktadırlar. Hakaret ediyorlar, sessiz kalıyorlar. Biz siz bunu yapamazsınız diyorlar, sessiz kalıyorlar. O koltuklarda oturuyorsanız, o ihaleleri alıyorsanız sebebi biziz diyorlar, sessiz kalıyorlar. Türk siyaseti Amerika vesayetinden sonra, Avrupa'nın vesayetinden sonra ilk kez önümüzdeki seçimler için PKK vesayetinin altında şu anda inim inim inlemektedir. HDP'yi Türk siyasetine şantaj yapmakla suçladı. Buna sessiz kalan muhalefeti eleştirdi. Aman seçimi kazanalım da kimle olursa olsun denilen anlayışı ve aynı zamanda büyükelçilerle beraber oturdukları o anlaşmaların tamamını bu millete bir şantaj olarak kullanmaktadırlar. Ankara'da Gazileri Anma programında konuştuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hedefinde HDP vardı. Seçmenin 2023'te gerekli yanıtı vereceğini söyledi. Bizim milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu milli mücadele anlayışı ve ruhuyla birlikte mandacılığı kabul etmedi. 2023 seçimlerine giderken PKK'nın ve HDP'nin bu şantajını da elbette ki kabul etmeyecektir. Bizim milletimiz gerekli cevabı verecektir. Bize olan inancınızı esirgemeyin. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, evelallah biz hakkın yanında olarak onların yanında hakkından gelmesini biliriz inşallah. Ana haberi noktalıyoruz. Çok